2017 yılında kurulan Varlık Fonu kuruluşundan sonra ilginçtir, arkadaşlarımın çoğu da değindi. BOTAŞ, Çaykur, PTT gibi önemli kurumlarımız zarar etmeye başladılar. Bunların rakamlarıyla ilgili de biraz bilgi sahibisiniz ama ben vatandaşlarımız duysun diye tekrar etmek isterim müsaadenizle. Çaykur'daki zarar 2.6 milyar, Etsüt kurumunda 4 yılda 1.2 milyar, BOTAŞ'ta 10 ayda 62 milyar, EÜAŞ'ta 53 milyar, Ziraat Bankası'nda ucuz verilen kredilerde 12 milyar, Halk Bankası'nda da 11 milyar TL zarar olarak görülüyor. Şimdi ben Karadeniz'den geldim. Karadeniz'den seçildim geldim. Tabii 1 milyon insanı ilgilendiren bir bölgede çay üretiminden kasıtla söylüyorum. Bu insanların bana sorduğu bir şey var. Ben de size onu tevdi ediyorum. Diyorlar ki yahu çayı biz üretiyoruz, çabalıyoruz. Üreten biziz, satan biziz. Fabrika zaten bizim paralarımızla oluştu, Çaykur. Çaykur'u neden Varlık Fonu'na devrettiniz kardeşim diye soruyorlar bana. Çay üreticisi bir defa Çaykur'un Varlık Fonu'ndan çıkartılmasını istiyor. Niye istiyor? Çünkü diyor ki ben bu Çaykur bu fona devredildikten sonra sürekli zarar açıklanıyor. Üstelik de ben çalışıyorum, çabalıyorum. Benim üretimimdeki çiftçi olarak karşılığım sabit tutulurken, çay kilogram fiyatı sabit tutulurken, Türkiye'de %130 zamlar oluyor, %150 zamlar oluyor. Ama buna karşılık Varlık Fonu üzerinde güçlendirmeler, çeşitlendirmeler, işte halkı geliştireceğiz diye sunduğunuz ve ortaya çıkardığınız şeyde sadece önümüzde zarar diye tablolar koyuyorsunuz. Bu nedenle üreticiler diyorlar ki bizi bu Varlık Fonu'ndan çıkartın. Bizim irademizde olmadı bu iş diyorlar. Bunun dikkate alınması lazım. Mesela bu kitlerde oluşan zararların gerekçeleriyle, nedenleriyle ilgili neden hiçbir raporunuzda neden hiçbir şey yok? Yani örneğin Çaykur neden zarar ediyor? Bununla ilgili niçin bir çift laf kullanılmamış? BOTAŞ niye zarar etmiş? Veya EÜAŞ niye zarar etmiş? Bununla ilgili niye bir çift laf konulmamış? Bunun içinde acaba yüksek rakam ve sponsorluk harcamalarının bir yer tuttuğunu, yılda 50 milyon ile 70 milyon arasında bir harcama, reklamlık harcamaları yapıldığını, buna ihtiyacının gerekli mi, var, olmalı mı, olmamalı mı gerekli konusunda bir herhangi bir neden bir çift burada kurumlarla ilgili, kitlerle ilgili neden herhangi bir düzenleme yoktur? Dolayısıyla bununla ilgili söyleyeceklerimiz, yani Varlık Fonu bizim göremediğimiz bir kapalı kapılar ardında işletmeciliği yapılan bir kurumdur. İstediğimiz şey şudur: Varlık Fonu'nun yönetimi, yönetim biçimi, denetlenmesi, meclis dahil, STK'lar dahil, Türkiye'nin vatandaşlarının rahatlıkla görebileceği ve inanabileceği, güvenebileceği bir modele dönüştürmelidir. Bunu sizin yapamayacağınızı biliyoruz elbette ki. Bunda bir kuşku yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın en azından belki bu talepleri görüp vatandaşın taleplerini belki dikkate alabileceğini düşünmekte istiyoruz yani.